So let me explain the last thing I said in English. You know how to upload your exam paper out from Canvas. You know, everybody will take the exam through Canvas. Once you finish your exam in Canvas, in the announcements on Canvas, we stated how to upload the out paper from Canvas into UBS page. We showed this in the announcement. There is a PDF file. We are assuming that you read this and understand this and know what to do. So in addition to that, I recommend also you to upload your written solutions on questions as a separate paper. Also you better upload these into UBS page so that we can see also the details of your solutions. But if the answer to any particular question is wrong, and you uploaded the detailed solutions about this question, you will not be gain any partial credit, because your answer, your final answer, if it's not correct, you will not be able to get a partial credit, even if you provide a detailed solution. So when this detailed solution will help us? First of all, this detailed solution, even if your answer to the questions are correct, and this is a check from our side, from my side, whether you have done this solution by yourself in detail. And in addition to that, if the question is wrong, the question has problems, some of the questions may be wrong on Canvas, it may appear as a wrong data values. So in that case, we just try to correct the question, but since your answers may not be giving the correct answer, we will check your detailed solution on that question. If the question is prepared wrong by us, by me, then if your solution, detailed solution, is showing you the correct way of solving the problem, in that case only you will get the credit, okay? So just this is for the records of international students. I'm just trying to explain. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradasın. Herkes pilot sınavını almıştır inşallah, veya daha önceden zaten bu tür bir Canvas geçen dönemde sınavı aldıysanız biliyorsunuzdur demektir. So every question will appear only once in your page during the exam. Every question will appear only once. You cannot go back to the same question you have taken before to change your answer. Once you give the answer to the question that's fixed, you cannot change it. And the system will take you another question, okay? So you will not be able to go back in questions during the exam. Every question will appear only once. Once you answered it, that will be final. You will not be able to change your answer. Even if you try to go back, you will not be allowed to go back. So you answer it. That's all, and you cannot change it. So please keep this also in mind. This explanation is also given before you start the exam. Canvas warns you that every question will be answered only once. You will not be able to see the same question again. After you see other questions, you will not be able to go back in questions. I think this is also clear.
Tamam mı arkadaşlar? Başka soru olan var mı? Any questions about the exam? Evet. Biraz daha duracağım. Belki aklınıza bir soru gelebilir veya başka arkadaşlarınız katılabilir. Biraz daha açık tutacağım canlı yayını. 5-10 dakika sonra kapatırım. Diğer taraftan sınav sırasında herhangi bir problem yaşarsanız diye biliyorsunuz Discord server'da var. Discord server. Herkese öneriyorum Discord'a gelmeye. Discord'a kaydolmamışlar varsa yine davetiye yazayım buradan. Discord kanalımız var. Burada gördüğünüz gibi. Tekrar şuradan size davetiye göndereyim. Discord'a kaydolmamış olanlar bu linki tıklayarak kaydolabilir. Yani sınav sırasında Discord'da olursanız anlık herhangi bir problem yaşamanız durumunda buradan müdahale edebiliriz. Genelde %99 herhangi bir problem olmuyor ama ne olur ne olmaz. Discord'dan anlık iletişim sağlayabiliyoruz sınav sırasında. O yüzden tavsiye ederim. Yani siz yapmazsınız da ben yine uyarımı yapayım arkadaşlar. Sınavı üçüncü kişilerle yaptırmaya kalkarsanız veya başka bir şehirden Canvas hesabınızı girerek sınavı yaptırmaya falan kalkarsanız IP adreslerinden bunları tespit edebiliyor sistem. Sınavı alırken önceki girdiğiniz IP adresleri evinizden veya neredeyse başka bir şehirde çıkarsa IP adresleri bu soruşturmaya alınabilir. O yüzden böyle bir şey düşünenler varsa baştan uyarayım. Canvas hesabınızı sınav için başka birine verip de sınavı çözülmeye kalkmayın. Bu tespit edilebilir. O yüzden böyle bir uyarı da yapayım işte. Böyle bir şeyle karşılaştık daha önce. Yani tespit ettik. Aklınızda bulunsun. Yemin metnini yüklemeye mi çalışıyorsun? Anlamadım. Problem nedir? Yemin metni ödevler kısmına neden yüklenmemiş görünüyor diyor. Ne demek? Ne demek istiyorsun? Evet.
Burada sekme var biliyorsunuz. Benim ekranımda midterm exam var. Bir de yemin metni de var. Burada görüyorsunuz işte. Bakayım. Yani teslim tarihi 22. Evet 17'ye kadar. Saat 5'e kadar teslim etmeniz gerekiyor. Açık şu anda. Yani bakalım. Hatta yemin metnini şu ana kadar teslim edenler var. Görüntüleyeyim. Evet bakın burada birçok 18 kişi şu ana kadar yemin metnini teslim etmiş. Sen niye göremiyorsun onu bilmiyorum tabii. Yani ilginç. Şu yemin metni o zaman şu yemin yani şeyini yaz. Şu yemin metnini yaz. Altını imzala. O zaman e-mail ile gönder. Yani göremiyorsun. Ama yani nasıl göremezsin anlamıyorum. Diğer öğrenciler görüyorsa sen nasıl göremiyorsun onu anlamıyorum. Şey yapar mısın? UBS'den çıkıp logout yapıp tekrar login yapıp bakar mısın tekrar? Arkadaşlar, bu şunu göremeyen kaç kişi? Şu ödevler kısmında Canvas'ta 102'de şu kısımları göremeyen kaç kişi? Buraya hemen cevap verebilir mi? Ödev kısmına geleceksiniz, tıklayacaksınız. Yani bir kere zaten yemin metninde yüklemeler zaten yapılmış. Bakın kaç kişi yapmış? Şu ana kadar 19 kişi yapmış. Nasıl göremiyorsunuz? Anlamıyorum. Midterm exam'ı göremeyen kimler? Midterm exam'ı da mı göremiyorsunuz? Hocam midterm exam zaten Canvas sınavını tamamladıktan sonra açılmayacak mı? Ha evet. Bunu zaten şu an göremezsiniz. Evet, bu sonra açılacak. Burada görüntüleme tarihini vermiş. Doğru. Bu çok çok da kritik değil arkadaşlar. Yani şey yapmayın. Bu görünür zaten. Dediğim gibi evet. Bu saat 7'de açılacak. Zaten siz sınavı Canvas'ta alacaksınız. Canvas'ta sınavı görebiliyorsunuz değil mi? Canvas'ta quizler kısmında gelip Student View'u açayım ben. Student View'u açtığım zaman evet. Midterm Exam diye burada bakın. Görünüyor. Midterm Exam'a tıkladığınız zaman
Tabii ki şu anda giremezsiniz çünkü saat 5'e kadar kilitli. 5'te açılacak. Bunu herkes görüyordur herhalde. Evet. Şu midterm exam kısmı da şeyde UBS'de saat 7'de açılacak. Burası da 7'de açılacak. 11'de kapanacak. Dediğim gibi buraya Canvas'tan çıktı kağıdına bir de çözümlerinizi buraya yükleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, başka problem yok. Sorunuz yoksa canlı yayını kapatıyorum. Saat 5'te sınavınız başlayacak. Canvas üzerinde ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sınav bittikten sonra. Hepinize başarılar diliyorum.